Gamşı gamşı, misafir kabul edik misin? Kahveye geldik, kahveye. Hem uşağım hastalanmış, o an çorba ettim. Ben yapamadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kuzum. Etsenize içeri. Kaşık daha. Doldu mu ama? Benim için. Aferin. Bir kaşık daha. Ha bu uşak içinde mi içmeyeceksin? Abisi olacaksın sen onun. Her şeyi sen öğreteceksin. Yiğit abi, Yiğit abi diye peşinde koşacak. Aferin benim paşama. Bakayım. Yok, ateş mateş yok. Düşmüş çok şükür. Hadi bakalım sen şimdi azıcık uyu, tamam mı? Tamam. Oy kurban olsunlar seni verene. Kocaları çekiştireceğiz. Tövbe yarabbi. Bu ne hal? Cenaze mi çıktı? Allah Allah. Herkesin suratı bir tuhaf. Vedat buraya geldi. Burayı nasıl bulmuş? Bilmiyorum. Ne diyeyim manyak? Aslında doğru şeyler söyledi. Nasıl yani? Burası neresi? Osman Hoca'nın evi. Ha? Osman Hoca kim? Daha dün tanıştı. 3 kuruş para kazanan bir yaşlı adam. Bir ihtiyar. Bu ihtiyar adamı evine çöktürmüş. Bu adam size bakacak, yemek pişirecek. Tencere kaynatacak. Oğlum ve sen de utana sıkıla o tencereye kaşık sallayacaksınız. Bir sığıntı gibi. Cebinde 5 kuruş para yok. Bir meziyetin yok. Ne yapacaksın? Ama yetti de. Nedir bu böyle dünya yıkıldı altında kaldım halleri? Ölümden başka her şey yalan. Yok öyle karalar bağlayıp oy benim dertli başım diye dövünmek. Ne sağa yakışır ne de bize. Kaldırın bakalım kafaları. Her şeyin bulunur elbet bir çözümü. İyi de nasıl abla? Ya ne işim var, ne gücüm var, ne param var. Esma ablanın ofisinde çalışacaktım, o da olmuyor. Sana kapım her zaman açık biliyorsun. Ama sen okul diyordun. Abla şimdi bunca dert arasında nasıl çalışacağım ben dersin? Dertleri sıraya koymak olmaz. Sen koymaya çalışsan onlar girmez. O zaman ne yapacaksın? Asiye ablanı dinleyeceksin. Dinlerim tabii. Bir yolunu bulacağız elbet. Her şeyin bir çözümü bulunur elbet. Bulacağız. Hem de el birliğinle bulacağız. Suratına sen döverim. Bak vallahi döverim. Asık surata hiç gelemem. Zaten evde var bir tane. Yeti dertay bile. Nedir bu böyle canım? Güne geldik dedik. Tübe estağfurullah. Cenaze evine çevirdiniz. Bu kız işini gücünü bırakıp dünyanın parasını verdi ablara. Elini uzatıp bir tane alan. Abla. Abla iyi misin?
Asiye abla. Buldum. Neyi buldum? Vallahi da buldum, billahi da buldum. Abla çatlatmasana, neyi buldun? İş buldum, iş. Kız Esma, sen bu böreğe kaç para verdin? 10 lira. İyi para. Ha bu sermeler? 25. Süper para. Asiye abla hiçbir şey anlamadık, anlat artık. Şöyle yapacağız. Şimdilik dükkana gerek yok. Dükkan burası. Az biraz para kazanınca açarız dükkanı. Beyim bedava. Abla ne dükkanı? Ne açıyoruz biz? Anlamadım ki. Nefes lezzetler. Aha adını da buldum, adını da. Adını da buldum. Ben anladım. Ya şimdi gün yapan kadınlara börek, pasta, zeytinyağlı, sarma, turşu kavurması, fasulye tava, kurabiye falan yapacağız. Ticarete atılacağız, ticarete. Şimdi kadının mutfakta sabahtan akşama kadar canı çıkmayacak. Arayacak bizi. Diyecek ki altın günüm var. 10 kişi gelecek. 10 kişilik sarma istiyorum. Hop. Misafirler gelmeden yarım saat önce sipariş kapıda. İyi de ablacığım, ben börek falan yapamam ki. Oo. Bu sen patron olacaksın zaten. Ben, Nazar, Berrak da işçiler on. Hani sen düğünde takılan altınlar var ya. Abla onlar sadece bana ait değil, ben onlara dokunamam. Dokunma. Eğer bozdurursak yine koyarız yerine. Onlar bizim sermayemiz, güvence olsun diye sermaye. Nasıl fikir? Bence olur. Ben barodaki arkadaşlara da söylerim, canlarına minnet. Heh, ne kadar güzel işte. Ya biz anamızın karnından öğrenmedik pastayı böreğe çöreğe. Baka baka, göre göre. Sen de öğrenirsin. Önce burada başlarız. Baktık iyi gidiyor işler tıkırında. Hop, yeni bir dükkan açarız. Hem sen hayatında 3 defa bile bilmediğin takayı sürdün. Hem de şu koskoca Karadeniz'de. O Vedat şerefsizine direndin o kadar yıl. Abla öyle de... Ne bileyim, çöktüm bir anda. Ya öyle düşmekle, çökmekle olmaz. Önemli olan yeniden ayağa kalkmak. Bence olur. Tabii olacak. Kız Berrak, Esma, siz ikiniz şey hazırlayın. Hani şu sokaklarda dağıtılıyor ya. El ilanı mı? El ilanı. Broşür, 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 broşür. El broşürü. Tamam mı? Nefis lezzetler. Bir kağıt kalem alsana kız. Şurada var. Vallahi süper olacak. Tabii olacak. Allah'ın izniyle olacak. Çünkü biz hep beraberiz. Yaz bakalım. Nefes lezzetler. Hanımlar müjde. Kekim kabarmadı derdine son. Sarmam diri kaldı. Tatlının şerbeti kaçtı, derdi bitti. Aman efendim yetişecek mi? Beğenecekler mi? Rejimdeyim şekerim deyip burun kıvıracaklar mı? Hayır, 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 hayır. Nefes lezzetler. Siz misafirlerinizi ağırlayın, mutfakta biz varız. Biz yaparız. Nefes lezzetler. Siz misafirlerinizi ağırlayın, gerisini bize bırakın. Nasıl? Asiye ablacığım biraz uzun oldu sanki. Doğru dedin, onu biraz kısaltalım mı? Bence çok güzel oldu. Şimdi yaz. Zeytinyağlı dolma, ıspanaklı börek, su böreği, galgana, kurabiye, fasulye tava, turşu kavurması. Tamam. Siparişiniz bir telefonla kapınızda. Yazdım mı? Yazdım nasıl yaptım? Tamam. Şimdi bunu bilgisayarda yazın. Ama ha bu kadar Elga'da yazın. Murat'a da haber verelim. Bize yardım eder. Çarşıda, pazarda dağıtırız. Hem de sağa sola asacağız. Ama telefon numarası da lazım. Patronun telefonunu yazacağız. O siparişleri alacak, bize söyleyecek. Biz işçi yok, biz emekçi yok. Kalkın o vakit. Haydi iş başına. Haydi. Thank you.
Ay, bilmediğim bir numara. Hoparlörü ver. Aç, 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 aç. Sessiz olun. Alo, buyurun. Nefes lezzetlerimi doğru mu aradım? Evet. Ben ilanınızı gördüm da. Hı hı, buyurun. Siparişim olacaktı. Tabii, buyurun, alayım ben siparişinizi. 1 kilo peynirli. Peynirli. Kıymalı yok mu? Ver, ver ya, peruk ya, peruk ver. Var, kıymalı böreğimiz var. 1 kilo kıymalı, 1 kilo peynirli, elmalı kurabiye, ondan da 1/2 kilo. Mercimek köftesi. Mercimek köftemiz de var. Tamam, 1 kilo da ondan olsun. Ben aldım siparişinizi. Adresinizi alabilir miyim? Selahattin Pınar Sokak, numara 102, daire 4. Ben adresinizi de aldım. Teşekkür ederim. Yarın 12 gibi gelir değil mi? Tabii. Tabii gelir. Gelir siparişiniz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Yani çok mutlu oldum. Sipariş verdiğiniz için çok sevindim. Adresinizi hemen getireceğiz yarın. Merak etmeyin. Tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bir dakika. Tartımız yok. Nasıl tartacağız? Hemen boş ver, hallederuk ya. Yaparız canım. Sen Asya ablanı bilmiyor musun? Hem benim gizli güçlerim var. Oy benim meleklerim. Oy benim meleklerim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Yoruldum, çok yoruldum. Hoş geldin Osman babam. Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Ya. Oh. Maşallah. Ama bunlar bize değil mi? Kime? Osman babam bugün o kadar güzel şeyler oldu ki. Ha ya, bana şöyle güzel şeyler de söyleyin Allah rızası için ya. Ne oldu bakayım? Osman dede. Oy, dedesinin bir tanesi bu. Dedesinin bir tanesi. Ha, de bakayım bana. Osman babam, biz dükkan açtık. Yani daha açmadık ama açacağız. Ha. Ben bir şey anlamadım. İlan dağıttım ben. Allah Allah. Ben hiçbir şey anlamadım. Ya şu işi baştan anlat bakayım bana ya. Fatih, sana çorba vereyim mi oğlum? Ya yok ana, sabahtan beri bir şeyler yiyip duruyorum zaten. Çorbayı da içersem yemek yiyemem. Mustafa! Tamam ana, geliyoruz, tamam. Mustafa. He canım. Ben düşündüm da, sen bana uzun zamandır hediye almayasın. Dikkatimi cezbetti. Oo Yasem. Tamam kızım, alırım. Ne alacağım? Sarma, burma, cumhuriyet. Ne de o? Tarti. Tarti nedir kuzum? Bildiğin tarti Mustafa. Mustafa! Ana tamam, geliyorum. Kıymaklım tatlım. Balım benim. Ya sen bu kiloları niye takıyorsun kafana ya? Ne diyor yani? Alacaksın kiloyu, sonra doğumdan sonra vereceksin ya. Taktı o tartı filan. Ya hatırlamayın mısın? Sen balımda ne kilo aldın, oldun böyle. Kızım, 2010-2011 sezonu ya. Doğuma 2 gün filan var. Sen tuturdun ama buraya dur. Gitmeyeceksin maça diye kaldım ben televizyonun karşısına. Ha? Ya Ceyhun yaptı ya, orada yatarım. Burnumun oluyor ikinci gol. Göremedim lan golü ben. Hatırlamayın mısın? Aldık ama maçı 3-2. Oy nenem, ben bunu demeyeydim, iyiydi. Bunu da yazdım bir kenara Mustafa. Neyse. Terazi isteyirim ben. Kızım ne tartısı, ne terazisi ya? Ya bakkal terazisi. Allah, bismillah.
Ama ben hiç boylu aşerme duymadım ya. Ya tartıyı aşer miyiz herhalde? Ticarete atıldım. Yavaş, atıl ticarete. Ne ticareti kızım? Nefes lezzetler. Nefes lezzetler. Pasta, börek, çörek, gıda işleri, litedeşiteyi. Mustafa! Ana dur gemiler batar! Sen, Allah aşkına tane tane teker teker anlat. Ne ticareti? Şimdi şöyle Mustafa. He. Maşallah, maşallah. Ya günden geceye bir sürü iş becermişsiniz lan. Ya ben de kapıdaki gibi dedim motor neyin nesidir dedim ya. Allah kolaylık versin ya. Rast getirsin işlerinizi. Sağ ol Osman babam. Senin duaların sayesinde. Ah, dualarımda hepiniz varsınız. Güzel kızım benim. Ama şu okul işini boşlamak yok. Merak etme Esma abla. O hep aklımda zaten. Aç mısın amcacığım? Hazırlayalım mı sofrayı? He, bunu da atıştırırız ya. Ben gece fazla bir şey yemeyeyim, dokunabilir miyim? Bunları da yeriz, atıştırırız bunları da. Hiçbir şey yok. Ay yok, bunlar olmaz. Bunlar satıldı bile. Satıldı mı? Biz ne yiyeceğiz? Ben ıspanak yapmıştım. Bunlar sana zaten ağır gelir. Senin şekerini yükseltir. He, ıspanak. Ona da şükür diyorum. O zaman sofrayı kuralım hadi. Hı.